Karşımızda x artı y eşittir bir doğrusu var. Bu doğrunun altında kalan alanın birinci çeyrekte olduğunu varsayalım ve bunu üç boyutlu bir cismin tabanı olarak kabul edelim. Evet, şu an taramakta olduğum alan üç boyutlu bir cismin tabanı. Bu üç boyutlu cisim hakkında bildiğimiz başka şeyler de var. Eğer x eksenine dik kesitler alacak olursak, kesitler bu şekilde y eksenine de paralel olacak, bu kesitlerin yarım daireler olacağını biliyoruz. Aynı üç boyutlu cismi başka bir açıdan görmek isterseniz hemen buradaki çizime de bir göz atalım. Koordinat düzlemini yere koyup cisme yukarıdan baktığımızı düşünün. Cismin şeffaf olduğunu düşünürsek az önce bahsettiğim kesit işte buradaki kesit ve gördüğünüz gibi yarım bir daire. Aynı şekilde eğer buradaki kesiti bu çizimde gösterecek olursak o da bu oluyor. Evet bu. Diğerinden daha büyük olan yarım bir daire. Şimdi sizden her zaman olduğu gibi videoyu durdurmanızı ve bu cismin hacmini bulmanızı istiyorum. Evet, burada görselleştirmeye çalıştığımız üç boyutlu cismin hacmini bulun istiyorum peki denediniz ve doğru cevabı buldunuz değil mi o halde hadi gelin bir de birlikte çözelim soruyu cismi disklere ayırarak çözebiliriz demek istediğim şu eğer bu disklerin her birinin hacmini bulur ve bulduğumuz hacimleri birbiriyle toplarsak cismin hacmine çok yakın bir değer elde ederiz öyle değil mi ve eğer sonsuz derecede ince olan sonsuz sayıda diskin limitini alacak olursak da hacmi bulmuş oluruz. İsterseniz önce hacim için yaklaşık bir değer elde edeceğimiz senaryoyu bir inceleyelim. Mesela burada yani x noktasındaki diskin çapı ne olur? x artı y eşittir 1'i şu şekilde yazacak olursak, evet y 1 eksi x'e ve buradaki dairenin çapı da buradaki yüksekliğe eşit olur. Bu uzunluğu x türünden ifade edecek olursak, az önce de söylediğim gibi 1 eksi x yazabiliriz. Bir dairenin yüzey alanını bulmak için ya da dairenin alanı dersem daha doğru olur. Dairenin alanını bulmak için pi ile yarı çapının karesini çarpıyorduk öyle değil mi? Yarım daire içinde bunu ikiye bölmemiz yeterli olacak. Peki, bana yarı çapın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Buradaki yarım daireyi biraz daha büyük olarak tekrar çiziyorum. Evet, evet. Bu yarım dairenin yarı çapı nedir? Şöyle çizeyim. Yarı çapı çapın yarısı ve çap da 1 eksi x olduğuna göre yarı çap 1 eksi x bölü 2'ye eşittir. Bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk hepsi 1 eksi x bölü 2'ye eşit. Hadi bunu hemen not edelim. 1 eksi x bölü 2 eşittir r. Bu durumda bu tarafın alanı ne olur? Bu eğer tam bir daire olsaydı pi r kare olurdu ama yarım bir dairemiz olduğu için pi r kare bölü 2 olacak. Bunu da hemen not ediyorum. Alan eşittir pi r kare bölü 2. Neden? Çünkü bu yarım bir daire. Evet. Alanı da x türünden yazacak olursak a x eşittir pi bölü 2 çarpı r yerine de 1 eksi x bölü 2 yazacağız. Evet, 1 eksi x bölü 2'nin karesi. Eğer sadece bu diskin hacmini bulmak isteseydik alanı derinlikle çarpmamız yeterli olurdu. Öyle değil mi? Evet, sadece bu diskin hacmi için bu alanı derinlikle yani bu uzunlukla çarpardık. Derinliği de şu şekilde çizip dx olarak adlandıralım isterseniz. Delta x de diyebilirsiniz. Yazıyorum. Delta x. Biraz daha açık olması için bu. Alan evet bu. Anlaştık mı? Disklerin bir tanesinin hacmini de tek bir renkle yazayım. Pi bölü 2 çarpı 1 eksi x bölü 2'nin karesi çarpı derinlik. Evet böyle yazabiliriz. Yarım disklerden birinin hacmi. Şimdi cismin hacmi için bunların toplamının yaklaşık değerini alabilir ya da delta x'in giderek küçülen değerleri ve sonsuz sayıda disk için bunun limitini alabiliriz. Limit almak demekle belirli integral aslında aynı şey olduğu için haydi gelin integral alalım. Cismin hacmi eşittir x sıfırdan 1'e kadar. Evet cismin hacmi eşittir x sıfırdan 1'e kadar. x eksenini bu noktada kesiyoruz öyle değil mi? Burası sıfır, burası da 1. Sonsuz derecede ince olan bu disklerden sonsuz sayıda olduğunu kabul edip bunun belirli integralini alacağız demiştik. Hemen yazıyorum. Pi bölü 2 çarpı... 1 eksi x bölü 2'nin karesi bu parantezi de açacak olursak x kare eksi 2x artı 1 bölü 2'nin karesi de 4 eder çarpı delta x'in yerine de dx yazalım. Evet belirli integral dx yazmamın sebebi delta x'lerin giderek küçülmesi ve sonsuz sayıda delta x'i bir arada değerlendiriyor olmamız. Evet sonsuz sayıda diskin hacmini birbiriyle topluyoruz. Ve artık hacmi bulmak için bu belirli integrali hesaplamamız yeterli olacak. Yeteri kadar ilham aldığınızı düşünüyorsanız videoyu hemen durdurup bu belirli integralin neye eşit olduğunu kendi kendinize de bulmaya çalışabilirsiniz. Şimdi isterseniz sabitleri dışarı taşıyarak başlayalım. Mesela pi bölü 8. Evet hacim eşittir. Pi bölü 8 çarpı 0'dan 1'e x kare eksi 2x artı 1 dx'in belirli integrali. Devam ediyorum. Pi bölü 8, bunun ters türevi de x üzeri 3 bölü 3 değil mi? Eksi x kare artı x'e eşit. Bunu 1'de, 0 ve 1'de değerlendirmemiz gerekecek. Pi bölü 8 çarpı 1'de değerlendirirsek, 1 bölü 3 eksi 1 artı 1'den 1 bölü 3. 0'da değerlendirdiğimizde ise 0 eksi 0 artı 0'dan 0 elde edeceğimiz için sonuç pi bölü 8 çarpı 1 bölü 3 yani pi bölü 24 olacak. İşte bu kadar.